Bismillahirrahmanirrahim. Şu mektup iki mebhastır. Birinci mebhast, ehli imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder. Sohbetimizde uhuvvetti. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mü'minûne ihvetün fe aslû beyni ehadeyküm. Fe aslû beyni ehadeyküm. Mü'minler kardeştir ve aslû beyni ehadeyküm. Kardeşleriniz arasını ıslah edin. Islah edin. Yani birbirinden küsler darılmışlarsa ve aslû beyni aratsın, onları ıslah edin. İtfâb-ı illetiyle ahsen. Güzel bir şekilde o kötülüğü def edin. O aranızdaki o kötülüğü güzel bir şekilde def edin. Allah Allah. فَاِذَا لَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Eğer o düz öyle yaparsanız, o adalet, içimizdeki o adalet çok sıcak bir dostluğa dönüşür. وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Veli dost demektir. Hamim de sıcaklık, hamam deriz ama sıcaklık. Sıcaklığa dönüşür. O düşmanlık güzel bir sıcaklığa, bir efendim güzelliğe dönüşür. Ben yazın iner gayze ben afine anin nas. Siz diyor gayzınızı yutun. Kardeşinize karşı bir şey mi kızdın? Sinirlendin mi? O gayzınızı yutun. Kim onları yutarsa diyor ben afine anin nas, insanları affederse vallahi yuhibbul muhsinin. O muhsinlerdendir. Allah onu çok sever. Allah muhsinleri sever. Müminlerde nifak ve şikak, kin ve adabete sebebiyet veren taraf girdik ve inat ve haset. Hakikatçe ve hikmetçe ve insaniyeti kübra olan İslamiyetçe ve hayat-ı şahsiyece ve hayat-ı içtimaiyece topluma ve hayat-ı maneviyece çirkin ve merduttur, reddedilmiştir. Muzır ve zulümdür. Ve hayat-ı beşeriye için zehirdir. Yani müminlerde ikili olma, küsme, darılma, arayı bozma, ikilik çıkarma, bunlar diyor, zehirdir içtimai hayatta. Şu hakikatin gayet çok vücuhundan, çok yönlerinden altı veçini beyan ederiz. Altı tane cihetini anlatacağım. Birinci veci, hakikat nazarında zulümdür. Hakikat nazarında. Neden? Allah bizi kardeş etmiş. O kadar. Ey mümine, kin ve adabet besleyen insafsız adam. Nasıl ki sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber 9 masum ile bir cani var. 9 tane masum var gemide, bir tane de cani. Kaçmış gemiye sığınmış. O gemiyi gark ve o haneyi ihraç etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Gelmiş bir polis veya asker, bu anarşist diyor, gemiyi batıracağım. Kardeş batıracağım da 9 tane masum var. Allah Allah. Ya da bu binayı yakacağım. Oluyordu bazen değil mi? Bir anarşist bir çocuğu alıyor, rehin alıyor ve şimdi polis bir şey yapamıyor. Vuramıyor, öldüremiyor. Bunu artık şey yaparak kurtarmaya çalışıyor. Onu vursa o da onun bıçağını sokacak. Allah Allah. O gemiyi gark ve o haneyi ihraç etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini semavata işittirecek derecede bağıracaksın. Hatta bir tek masum 9 cani olsa yine o gemi hiçbir kanun adaletle batırılmaz. Bırak 9 masum, bir tane masum olsa, 9 tane de cani olsa o gemi hiçbir kanunla batırılamıyor. Neden? Masum var. Öyle değil mi? Aynen öyle de sen bir hane-i Rabbaniye, bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda, biz de bir hane gibiyiz, bir gemiye benzetiyor bizi, bir de haneye benzetiyor,
sen bir hane-i Rabbaniye ve bir sefine-i ilahi olan bir müminin vücudunda iman, İslamiyet, komşuluk gibi dokuz değil, belki 20 sıfatı masume varken sana muzır olan ve hoşuna gitmeyen bir cani sıfatı yüzünden ona kin ve adalet bağlamakla o hane-i manevi vücudun manen kalk ve ibrakına, batmasına ve yanmasına, tahrip ve batmasına teşebbüs veya arzu etmen onun gibi şeni ve katlar bir zulümdür.